Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Peki hasta geldi. Öncesinde yanılmıyorsam hastanın hikayesini dinliyorsunuz. Sonrasında nasıl bir tedavi aşamasına gidiş hikayesinde ameliyat kararı ortaya çıkıyor? Şimdi tabii önce bir hastanın bir şikayeti oluyor. Evet. Önce bir kardiyoloğa gidiyor. Kardiyolog işte ekoydu, efor testiydi, sintigrafiydi, EKG'ydi ve muayeneydi. Sonra da anjiyosuydu. Bir teşhis konuyor. Evet. İşte ya koroner kalp hastalığı mı var? Kapak hastalığı mı var? İşte doğuştan bir hastalık mı var? Kalbinde delik mi var? Ne varsa ona göre önce bir teşhis konuluyor. Sonra ameliyat endikasyonu var mı yok mu? Ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ameliyat mı edelim, ilaç mı verelim ya da stent mi takalım? Onlar kararı veriliyor. En son aşamada ameliyat kararı verildikten sonra da tabii bu arada biz de ameliyat kararı esnasında kardiyologlarla beraber karar veriyoruz. Yani ameliyata karar verdikten sonra da işlemler başlıyor tabii. Ameliyattan önce neler yapıyoruz? Yani tabii bu ameliyatın çeşidine göre değişiyor. Yani bir koroner kalp ameliyatı olacaksa, yani koroner bypass ameliyatı olacak ise yani ameliyat öncesi bizim tabii yani en önemli şey tabii hasta. Burada aslında bir şey yok. Burada hasta vardır. Her hasta birbirinden farklıdır ve her hastaya göre evet. Değişik muayene sistemleri var. Ama rutinde bizim yaptığımız tabii genellik öncesinde bütün işte kalp hem ekosunu hem işte anjiyosunu hem EKG'sini bütün kan tahallerini, böbrekleri nasıl, işte akciğerler nasıl, karaciğer fonksiyonları nasıl, bir herhangi bir yerinde enfeksiyon var mı yok mu, böbrek değerleri normal mi, aynı zamanda işte bacak damarlarında tıkanıklık var mı, şah damarında tıkanıklık var mı, muhakkak onları bir değerlendiriyoruz. Karotis, Doppler, gerekirse bacaklarına Doppler yaptırıyoruz. Onlara bakıyoruz. Muhakkak akciğer fonksiyon testi dediğimiz testle akciğer fonksiyonlarını değerlendiriyoruz. Muhakkak eko yapıyoruz. Kalp fonksiyonları nasıl, kapaklarda problem var mı, başka bir ilave problemi var mı, onları değerlendiriyoruz. Daha sonra hastanın tabii en önemli aşaması da muayene ve genel görüntü. Hastanın yaşı nasıl, genel durumu nasıl, ciddi başka bir hastalığı var mı yok mu, bunların muhakkak hepsini değerlendirmek gerekiyor. Bunların sonucunda tabii eğer yani risk faktörleri değerlendiriliyor. Eğer çok yüksek riskliyse ona göre bir değerlendirme yapılıyor. Evet. Mesela çok ciddi akciğer problemi var ya ciddi böbrek problemi var. Yaparsak diyaliz hani riski olabilir gibi riskler değerlendiriliyor. Ya da işte yani felç geçirme riski olasılıkları olabiliyor. Bu şah damarlarında ciddi darlıklar var mı yok mu? Onlar muhakkak değerlendiriliyor. Ya da kalp yetmezliği olabilir mi ameliyattan sonra? Kalp fonksiyonları nasıl? Ya da kalp krizi geçirmiş mi? Ne zaman geçirmiş? Bunlar değerlendiriliyor. Hastanın genel durumu çok mu düşkün? Kendisi kalkıp yürüyebiliyor mu? Kendi günlük işlerini yapabiliyor mu? Yani bunlar da bazen önemli oluyor. Yani hasta yatarak hasta hiç ayağa kalkamayan bir hasta eğer çok acil bir endikasyon yoksa bazen ameliyat de etmiyoruz yani duruma göre. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.